Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruppan, Hearts of Iron İtalya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Artık İspanya diyorum ya. Rusya'nın sonuna geldik gördüğünüz üzere. Artık Rusya hakkın rahmetine kavuştu. Artık bittiği noktaya geldik. Herhalde son noktalar. Bundan sonrası toprak paylaşımına girecek. İnşallah güzel bir şekilde de şu toprakları paylaşır ve işi hoş bir şekilde... Ya bir şey söyleyeceğim. Tam hoş bir şekilde dediğimde bu nedir ya? Neyse savaşa girmedi en azından. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Savaşa girmedi en azından dediğimde savaşa girmen nedir ya? Yürüyün lan Lisbon'a. Bu salakların zaten ordusu yoktur. Alırsınız hadi. Ya salak mısın Portekiz? Dünya... Hadi Portekiz'e bakar mısın? Dünyadan da haberi yok ya bak. Hani mesela şu yok. Aa ulan savaş ne alemde? Hiç mi casusun çalışmıyor abi? Sovyetler kaybediyor. Hani ne bileyim kaybeden tarafta savaşa girmezsin. Yani biliyorsunuz arkadaşlar şimdi Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda zaten çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Türkiye tarafsız bir politika izledi. Bu arada niye söylemeyi unuttum bilmiyorum ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki tarafsız bir politika izledi. Ve bu o dönemde çok zor bir şeydi. Yani gerçekten o dönemdeki politikacılarımız işini çok layığıyla yaptı. İsmet İnönü olsun vesaire. Çok çok iyi yaptılar. Hani o dönemde çünkü Alman faşizmine karşı direnmek çok zor bir şeydi. Hani çünkü şöyle bir şey vardı. Ya bizimlesin ya öleceksin. Almanlardaki politika. Ama İsmet Paşa çok güzel bir politika izleyerek bizi bu şeyden kurtardı sağ olsun. Şimdi demem şu ki şimdi o dönemde artık savaşın sonu geldiğinde bu arada savaş bitti. Savaşı bunu anlatayım. Savaşın sonu geldiğinde müttefik devletler yani Amerika, İngiltere, Fransa Türkiye'ye savaşa gir demeye başladı. Yani ya savaşa gireceksin ya da Almanların tarafında olduğunu düşüneceğiz kafasıyla Türkiye'yi bir ufak zorladılar. Şimdi yani baktığınızda gerçekten iyi bir zorlama oldu o dönemde ve Türkiye savaşa girdi bu yolla. Ama savaşın son günleriydi. Yani herhangi bir asker göndermediği, herhangi bir aksiyona girmedi. Bu sadece savaş ilanıydı. Almanya'ya karşı savaş ilanını beyan etti. Başka da hiçbir şey yapmadı o dönemde. Şimdi şuradan Sovyetlere şöyle küçük bir papıt aldık. Güzel, papıtımızı da aldık. Şimdi ben buradan papıttan baya baya ilerleteceğim. Şimdi benim istediğim şey şu. Bakü petrolünü alabilir miyim? Alamıyorum. Şöyle yapsam ya da yapmayayım. Sadece şunu alsam 25 puan alabiliyor muyum? Şu. Heh, aldım. Tamam buradan. Almanlar zaten bu kadar pushlayacağını tahmin etmiştim. Şunu bir kendime alayım. Şimdi gerisi tamamen Sovyetlere kalacak bir şekilde şey yapayım. Sovyetleri dediğim gibi arkadaşlar ben şey yapmayacağım. Almayacağım hepsini. Bütün topraklarını almayacağım. Bir alırsam belki şuradaki Bakü'yü kendim alırım. Hatta alabiliyor muyum bakayım. Şu şekilde tamam. Ya benim tek istediğim şey bu. Şu. Şurayı kendim alayım gerisini bırakayım. Yani çünkü ben Almanlarla savaşmayacağım. Öyle bir gayem derdim yok. Şuradaki bir puanı da alayım. Ha, alamıyorum başka. Tamam. Sorry. Ya abi ben ya. Tamam şunları bırak abi. Tamam şunları almayayım. Tamam mı? Sovyetler için alabileceğim en maksimum toprağı bir alayım önce. Şöyle. Şekilde tamam. Tamam Sovyetler için şu an alabileceğim en maksimum toprak bu mu? Bu. Şimdi şöyle yapmaya devam edelim. Güzel.
Ben kendime hala istediğim şehri alabiliyor muyum? Güzel. Abi alamıyorum. Neyse şöyle alabiliyorum. Abi. Neyse. Tamam, problem değil. Ben alacağımı aldım. Şimdi gerisini şöyle Sovyetlere sıkıştıralım. Ama yani Almanlar öyle topraklar alıyor ki abi, saçma sapan. Beni acayip yerlerden sıkıştırıyor şu an ya. Bir puan boşlasam, bir tane pas geçsem, tamam. Hemen Papıt'a devam. Ya çünkü savaşa çağıracağım Sovyetleri. Almanlarla gireceğimiz savaşa çağıracağım. Hatta Russian Empire oluyor o dönemde. Şimdi alacağımız zaman. Direkt savaşa çağıracağım. Gelsin bizim yanımızda savaşsın. Evet, Almanlara da öyle aman aman da toprak verdiğimizi düşünmüyorum. Tamam, güzel. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten iyi aldık şu an. Evet, Portekiz'den de güzel toprak koparttık. Şuraları Almanlara kaçırdık. Verdik. Olsun. Zaten oralarla bir işim yok. Benim olayım burasıydı. Onu da kabul edebilirim. Şimdi gelelim kendime. Kendime açıkçası toprak almak istemiyorum. Ama galiba alacağım. Şu bölgeleri. Çok ihtiyacım yok ama anladığım kadarıyla alacağız. Mongolia ne oldu? Neyse. Yani çok da kötü olmadı. Şu an istediğim gibi dağıldı. Almanlar tamam şu Kuzey Baltık bölgesini falan filan aldılar ama yani yine Rusya fena durumda değil baktığınızda. Ki şimdi zaten Mongol Empire Japonların eline düşecek her şekilde. O da okey. Hani. Bu kim? Konstantin Radziyazgyorgi. Neyse. Çok da önemli biri değil. Yani Almanlar şuradalar. Ha. Ya benim tek cephem şurası olacak şimdi. Avrupa. Şu şekilde. Ruslar da geldiği zaman her şekilde dengeleriz. Demirden yana büyük sıkıntım var yani şu an. Çok büyük sıkıntım var ama onu da tabii ki şu şekilde dengeleriz. Nasıl olsa benim. Russian Empire. Okey. Bunu da toparladık. Gayet okeyiz. Her şeyimiz yerli yerinde. Fabrikalarımız, nükleer bombalarımız her şeyimize yapılıyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi tek olayımız şu. Hemen size belirteyim. Ülkeyi toparlamak. Zaten Almanlar şimdi şu Mongol Empire falan kaybedecekler. Var olan topraklarını. Benim işime yarar. Şurayı ben kendim aldım ama boş yere aldım, onu söyleyeyim. Çok ihtiyacım olan... Hatta Papıt yapsaydım keşke. Yani niye aldıysam. Arada kaynadım. Şimdi fabrikalarımız... Kaç tane fabrikam var? 18 tane de Pearl Harbor düşmüş. Düşsün. Şimdi Light Tank devrini kapatabiliriz. Artık o devirden çıktık. Onu söyleyeyim. Şunu şöyle koy. Şu mekanizeyi şöyle koy. Top güzel, ideal noktada. Şimdi bize şu tanktan lazım. Heavy tank değil. Modern tank abi. Şöyle yapalım. Şu noktaya getirelim. Şimdi şöyle kısalım. Senden yine biraz daha almış. Şu an iyiyiz. Şu an gerçekten iyi durumdayız. Diyebilirim. Bakalım. Okey.
Beni hala şey savaşına çağırıyorlar. Japon savaşına çağırıyorlar ama kesinlikle işim olmaz Japon savaşıyla. Onu söyledim. Şimdi benim tek derdim kendimi toparlamak. Kendimi toparladıktan hemen sonra tabii ki şeye girişeceğiz. Şu an aldığım şu topraklara geleyim. Bakın gördüğünüz üzere İspanyollar da bitti. Şimdi Bulgarlar kaldı, Belçika bölgesi kaldı vesaire falan filan. Az bölgeler kaldı. Yani Alman bölgeleri kaldı. Şimdi Almanlara şu bizim ağır tank birliğimiz şuradan girer. Şu bölgeden. Gel babacığım. Onu şuradan şöyle sokacağız. Kuzeyden. Hemen gelsinler. Köle askerlerimiz şaşmaz. Şuradan girsin. Hatta şöyle yapayım. Şöyle. Köle birliğimiz. Onun dışında şu köle birliğimiz şu Macaristan kısmına gelsin. Niye Macaristan'ı alamıyorum ben? Şu an Macarlar. Okey. Başka hangi birliğimiz kaldı? Geriye bir de şu birliğimiz kaldı. Bu da random bir birlikti. O birliği de şu şekilde aldık mı? Tamamdır. Gördüğünüz üzere. Şimdi bir İngiltere cephesine koyacağız. Şunları zaten çok çabuk alırız. Şurayı. Şu bölgeleri. Şu Afrika'yı falan. Şu bölgeler. Bunlardan yana hiçbir sıkıntım yok. Bunlar tık 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 düşerler. Ya onar birim bir asker koysak kafi. Almak için. Önemli olan şu cepheler. Ve İngiltere cephesi. İngiltere cephesine de güzel bir asker birliği koyduk mu her şekilde dengeleriz diye düşünüyorum. Şu an tek ihtiyacımız olan şey ülkenin toparlanması. Şu an medium tankımız düşük, motorizemiz düşük, her şeyimiz düşük ve bol bol şimdi şey yapacağız. Fabrika yapacağız. Şöyle Afrika'yı bir fırlayalım. İspanya'dan beklediğim kadar şey gelmedi, ona üzüldüm. Ordu gelmedi. Fabrika gelmedi. Ben İspanya'dan şöyle sağlam bir fabrika kopartırız diyordum ama hiç öyle beklediğim gibi olmadı. İlginç, şaşırdım. Şöyle gördüğünüz üzere fabrikalarımız hazır. Bu kadar nükleere gerek yok aslında. Gerçekten yok bu arada. Önce şunlar. Bakın. Repair'ları yapalım. Burada da var repair'lar. Güzel. Repair'lar hemen bittikten sonra fabrikalarımız. Şunları kaldıralım. Bunlar şeydi çünkü hatırlarsanız. Bölgeyi almak için yapmıştık. Malaya'yı. Japonlardan korumak için. Zaten burayı da hallettik. Bu arada Japonlar Malaya'ya saldırmıyor. Biri bana dedi ki Japonlar Malaya'ya saldırıyor dedi. Ama aslına bakarsanız Malaya'ya değil. Dutch'a saldırıyorlar. Dutch da zaten Almanların. Hani bize vurmuyorlar aslına bakarsınız. Ama olsun. Şimdi Amerika kuzey bölgesini alacak, Kanada'yı alacak muhtemelen şu bölgeleri. Ondan yana bir sıkıntı yok. Aslında var. Yani yok diyorum da şimdi... Ya aslına bakarsanız yok ya. Biz orayı hallederiz. Mi? Halleder miyiz?
çıkartma yapabilir miyiz acaba o bölgeye diye düşünüyorum. Ya şimdi Amerika aksiste. Şimdi Amerika'yı düşünerek de bir şey yapmak lazım. Hani ben burada Almanları belki yiyeceğim, eyvallah, ama hani yetecek mi bu? Soru o. Ben buraya asker götüreyim, sadece cepheyi tutturayım. Cephede dursunlar. Hani şey yapsınlar, dirensinler. Zaten 2,3 milyonumuz var. Birazcık şey topladık, malzemeyi toparladık mı? Oraya hemen askerleri götürürüz. Amaç sadece tutunsunlar. Kafi bizim için. Zaten bunlar şimdi Japonlarla savaştılar. Japonlar da nasıl, ne bunlara ne de onlara yani. Karışık. Evet, güzel. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rusya bölümü de bu şekilde bitmiş oldu Allah'ın izniyle. Şimdi artık bir sonraki hedefimiz, dediğim gibi, Almanlara çökmek ve Roma İmparatorluğunu kurmak. Muhtemelen Almanları çöktük mü zaten Roma İmparatorluğunu kurma yolunda büyük bir adım atacağız diye düşünüyorum. O dönem içerisinde ben ülkeyi toparlayacağım. İşte uçakları falan yapacağım. Anti tankları yapacağım. Tanklarımızı hazırlayacağım vesaire. Ondan sonraki bölümde de başlatırım. Yani muhtemelen 1950'lerde falan seri başlar diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.